Erken balkona çıkıyoruz. Bu sefer telefon hemen açıldı. Duvar kağıdıyla uğraşmadık. Evet, bu yanlış lan. Gaza gelmiş olabilirim. Beni seven kedi. Yok değil mi? Geçmişte kaldı, unut. O peçeten ne orada? Gece sümüklü böcek şeylerini hissettik ya. Aynen, burada da var peçete. Peçeteyle getiriyoruz. Burada da var. Her kablo çıkışına yok mu bir tane fırlama? Bu bahçeye çıktı diye. Yok mu bir baskına gelen? Pencere kapalı. Geçmişte kaldı, unut. Aynen böyle sümüklü böcekle o sineklerin bağlantısı var. Bodrum'da binlercesi olduğu zaman ney buldum orada? Böyle sarı bir yığın madde. Yapış. Tahminen yüzlerce sümüklü böcek ezilmiş. Öyle bir şeydi. Onlardan üredi belki. Sadece tahmin yürütüyorum. Çünkü bu sümüklü böcekler oldu mu etrafta uçuşan şeyler de oluyor. Kanal yolunu takip ediyorlar be. Ve keskin nişanı gibi saldırıyorlar. O böcekleri nasıl kullanıyorlar buradaki çekimden belli, düz çizgi halinde karınca kolonisi. Böyle yukarı videomda. Sinekleri de öyle yönetiyorlar. Başka cevabı yok bunun. Aynı yerleri sokuyor be. En acıtan yerleri. Evet. Hareket etmeye zamanı. Bu o soyaddan bahsettiğim. Dün bir yorum yazdı. Eylem beklenir dedik, daha bekliyoruz. Sürekli kuzu postuna giren soy isimlerden daha eylem bekliyoruz. Ve kamerada da olacaklar. Böyle kuzu postunda kurt. Bizim soy ismimiz Osmanlı. Zamanında karar gelince kanun öz ile başlıyor. Kim bizden şüphelenir ki? Öz, biz öz. Evet ulan, hep saldırgan
sen de ay ile başlayalım. Ya ay var ya öz var ya öyle bir şey ya da eski Türk destanlarından soy isim. Hepinizi teker teker mahvedeceğim. Asacağım sosyal medyada. Evet, burnumuzu uzattık ve çayımızı içiyoruz. Yok mu bir tane? Burnumu uzatır uzatmaz. Tıkırtı çıkarır çıkarmaz. Aslan kesilen, gözleri volkan kesilen, diri diri yakalayan. Tavandan indirecek, deliye sindirecek biri yok mu be? Allah Allah. Geçmişte kaldı umut. Çok tuhaf. Kancık kesildiler. Yok mu lan birisi? Anında buraya çömeli çölemez. Nöbetteymiş gibi oradan gelecek olan. Onu da vermeme lüzum. Kaç videom da var yok mu? Biz hayvan keseceğiz. Parka gideceğiz. Geçmişte kaldı unut. Peki onu paylaşır Yusuf. Sonra keserler. Bu sefer turnikede başlarlar. Burnunu uzatır uzatmaz. Pat. Turnikeye ışınlandık. Onlardan da mı yok? Geçmişte kaldı unut. Oho, geçmişe gidersek şimdi bahsettiğim o isim bir şey yapıyordu. Bu balkona kondu. Biz de geliyoruz hayvanlarımızla. O müthiş sesli hayvanlarımızla karşısına ileri geri poça yiyoruz. Her sabah. Balkona burnunu uzatır uzatmaz. Daha önce karşıda komşunun yapışık ikizi. Yapışık ikizi ve davama neden olan, benim bu durumuma neden olan müthiş isim. Öz. Evet. Açığa çıkacaksınız be teker teker. Düğmeye basıldı. Ve suçüstü de yakalanacaksınız. Bekleyin görün. Evet, kurt köpekli. Seni bekliyorum. Çünkü yok mu dedik be, yok mu bir tane dedik. Şaşmaz. Zamanlama aynı. Neredeysen ben tıkırtımı çıkarınca buraya düğmeye basıldıktan sonra gelebilecek sürede. Evet. Biri buradan olduğu yere kadar yürüsün. Zamanlama uyacaktır. Hazır ol da bekliyor. Bazen önceden hazır nöbetçi. Buradan geliyor. Senaryoya göre. Senaryo yazarı belli. Şimdi oralara gitmedik. Ayın gibi hemen arkaya saklandık. Görünmezlik kapı Ebüve. Ne diyeyim be, burayı araştırmayan komşular pat pat pat. Pencerelerin dibine kadar boktu ulan. Burayı araştırmayan onun da barındığı yeri araştırmayan.
araştırmaz. Tahminen Adil Öksüz'ün komşusu. Kim bilir orada kaç tane kanser var. Adi Bey. Emlak Baronu. Buradan ne geç? Bu milletin var ya, apartmanlara böyle kesinlikle havlayan falan hayvan sokmaları açık ve net belirtiyor nasıl bir şerefsiz, sadece kendini düşünen narsist olduklarını. Çünkü belki apartmanın %80'i rahatsız değil, fakat tek bir kişi rahatsız olsun yeter be. O rahatsız olmayanlar da zaten ya işbirlikçi ya da kancık. Apartman mı, çoban evi mi? Karar verin. Kedi mi, köpek mi? Sen yine onlara hayvan yakıştırması yaptın. Bunlar evlatlarımız, çocuklarımız, can, Allah'ın ümmeti, Allah'ın ordusu, ashab-ı kenep. Çayım bitmiştir. Bu ne lan, kamera büyük. Hadi bir sigara içelim. İçmeyecektim ama gergin oldum. Ben gerginim. Bir sigara iç. Çok sinirliyim. Yeni yetişme Akbaba'nın otomobili kalkmış buradan. Nerede, karşılığı mı yoksa? Hadi kuşlar, ne bekliyorsunuz? Çoktan attım be. Bir engel mi var? Daha mı istiyorsunuz? Kuş kovucu nöbette mi yoksa? Neden kendini göstermiyor eskisi gibi? Görünmezlik kapı. Seni çok seviyor mu? Utanıyor. Buradan ayrılmıyor. Seni çok seviyor. Sen besliyorsun galiba. Bilmem ki, frekans olabilir. Neden inmiyorlar? Buğdaylar orada. Özür dilerim yetkililer. Şüpheci değilim. Cevap arıyorum. Bu şüpheci arkasına bir var diye düşünüyor. Paranoyak. Evet, neden bilmiyorlar? Kargacık, gel sen söyle. Başkasından duyacağımız yok. Neden? Kanıtlayamayız da. Bu frekans diye bir şey yok. Eskiden bütün bu argümanları gibi kanıtlar ortaya çıkana kadar kanıt yok. Frekans. İnşallah çıkacaktır. Çıktı da bende belgeleri vardı, bilgisayarımı çökerttiler, hepsini kaybettik. Senelerdir topladığımız. Böyle düğmeye basmış gibi çökerttiler. Bir de arşivdeki artık kanıtların yok. Görünmezlik hapı. No, geveze olduk, şimdi yaktım ben. Çok konuştuk. Tek
kurt köpekliyle mi beni takıntılı şüpheci göstereceksin? Geziliyor. Kaç tane videomda var lan bu? Hiç fark etmiyor. Hangi saatte çıkıyorum? Pat. Tesadüfe bak be. Eskiden her randevuya, hastane olsun, adliye olsun veya herhangi bir randevuya çıktığımızda giriş kapısından karşımızda parkın içinde tesadüf. Pislik temizlemeye çıkıyor. Parka, evine pat. Tesadüf. Örgüt mörgüt bilmem hayvan sever. Gezdiriyor. Ve bu ortaya çıkmadan önce ise diğerleri yapıyordu. Özellikle davacıların, mahkememe ve cezama neden olanlar her çıktığında hazırdılar. Balkona çıkar çıkmaz karşıma gelmeleri gibi. Ve çıktığımın tıkırtısı nereden duyuluyordu belli. Ta mutfaktan. Hadi be kuşlar, neden inmiyorsunuz lan? Beni şüpheci gösteriyorsunuz bak. O bu pancura gelmeye cesaret etti. Hadi in. İn göreyim. Günaydın. Günaydın. Selamun aleyküm. O bizim lügatımızda yok. Köşede yine kediler dinmiyor. Karşı apartmandan. Evet, çalışkan çocuk gece mesaisinden geliyor. Evet, sen de köşede işlem yaptıktan sonra gel kedicik. Gel be, köşeye işlem yaptıktan sonra. Yenisi nerede? Gösterin, sadece ben değilim. Veya diğer komşular. Bu hayvanları sık sık görüyoruz böyle. Kaç tane videomda da var, sayısız. Fış 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 fış. Tam buraya. Fakat sahiplerinin oradayken hiç öyle bir görüntümüz yok. Biz barınak. Apartmanın etrafında barınağımız var. Sayısız hayvan gördük şimdi dek. Hepsi buraya gelecek. Fış fış fış. Pislik pislik pislik. Sahibinin oraya yok. Bütün sümüklü böcekler buraya gelecek. Sahibinin oraya yok. Var bazen böyle göze sokmak için. Bizde de var. Bizde de sinek var. Sineklik sattık. Evet, sigaram bitti. Hayırlı sabahlar. Tek kuş uğramadı. Şüpheci olma Yusuf. Lem, tekrar ortaya mı çıktın? Buraya bekleriz. Her gün her gün. Frekans oradan geliyor diye şüphelenme.